Evet dostlar, yine bir cumartesi akşamı, yine ziyaretçilerin video saatindesiniz. Her hafta değişik yerler, değişik hikayeler, değişik efsaneleri araştırıp sizler için daha önceden hiçbir yerde göremeyeceğiniz videoları sizlere göstermek için emek harcıyoruz. Sizler de lütfen bu emeği taçlandırmak için bir saniyeden az beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Etrafınızda duyduğunuz şehir efsaneleri, hikayeler varsa Ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden veya WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz. Bu hafta yine Kemal abimle beraber neredeyiz? Hikayeyi hemen kısaca bahsedeyim. Çünkü geldik yaklaşık bir 50-60 metre, 70 metre ileride. Biraz sonra göstereceğimiz şu aşağıda bir köy var. Tahmin ediyorum bundan 100-120-130 yıl evvel olduğu rivayet ediliyor. Tabii bunlar hep şehir efsaneleri, anlatılanlar. Ama ben hep şunu söylerim, efsaneler gerçeği yansıtır. Evlenme aşamasında olan, evlilik yani düğününe çok az kalan bir gelin kızımıza damadın tarafından iftira atılıyor. Kızın büyüyle uğraştığı, cadı olduğu, büyücü olduğu gibi belli bir takım iftiralar atılıyor. Tabii o dönemlerde, o yıllarda bundan 100 yıl evvel, 150 yıl evvel, bu tip şeylere köy halkı tabii çok şeyler biraz nasıl söyleyeyim, normalde tabii ki büyüyle uğraşmak dünyanın en tehlikeli işi, en kötü işi, Allah'ın lanetlediği bir iş ama daha katılar. Kızı artık öldürme aşamasına geliyorlar. Tabii düğün iptal ediliyor falan. Kız üzgün, kendini savunmaya çalışıyor, iftiraya uğradım çalışıyor. Babası da mecburen kızı köyden çıkartmak zorunda. Köyün yukarısında olan bir mağaraya mecburen kızını götürüyor. Kızına diyor ki hani belli bir takım şeyler düzelene kadar, ben bu iftirayı, bu şeyi toparlayana kadar sen burada yaşa diye kızını bu mağaraya getiriyor. Belli zaman tabii babası kıza yiyecek olsun, su olsun getiriyor, götürüyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra, tabii ki tam zaman veremiyoruz. Hani kulaktan kulağa yaşlılardan, köyün eskilerinden duyduğumuz hikayeler bunlar, efsaneler. Belli bir zaman sonra kız ortadan kayboluyor. Daha sonra dönem dönem o kızın köyün meydanında dolaştığı ve ona iftira atanlara, göründüğü zaman ona iftira atanların nasıl söyleyeyim, musallata uğradığı, korkutulduğu, kimine inme indiği, kimisinin dili tutulduğu rivayet ediliyor. Ve işte daha sonra kızın bu mağarada babasının bıraktığı filan anlatıyor. Bu mağarayı lanetliyorlar. Geliyorlar mağarayı. Kapatıyorlar. İşte içine belli bir takım dualar ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yakıyorlar. Fakat her kapattıklarında mağara yine açılmış halde geliyorlar. Ve köylü buraya çıkmıyor. Bu hikaye yüzyıllardır bugünümüze kadar geliyor. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Biz Kemal abimle şu yukarıdan doğru geldik. Çünkü tek geliş yolu yaklaşık bir 380-400 metre yukarıda zirvede arabayla gelebiliyorsunuz buraya. Arabayı yukarıda bırakıp oradan aşağı inmek zorundasınız. Göstereceğiz. Biz geldik. Şuradan hemen sola döndüğümüzde gördük. Hemen buraya geldik. Yani hem açılış konuşması yapalım. Bir de biliyorsunuz ben videolarımda girip bir şeyleri görmek istemiyorum. Yani sizlerle beraber görmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, Ziyaretçiler kanalında yeni bir konseptimiz bu çarşamba başlayacak. Artık cumartesilerdeki keşif videoları, mağara videoları, paranormal videolar, eski dosyalarımız devam ediyor. Büyükada dosyası devam ediyor. Onlarla ilgili gelişmeler topluyoruz. Gidebildiğimiz her yerlere gideceğiz. Çarşamba günleri de kanalımızın konseptine uygun spiritüel konular, ne bileyim paranormal konular, mağaralar, keşifler konularında uzman kişilerle bir 30'ar dakikalık her çarşamba sohbet videolarımız yayında olacak. Bu çarşamba başlıyoruz. Çok uzattım biliyorum. O zaman şimdi köydeki ihtiyarın mağaranın adına ne demişti? Gelin ne demişti hakikaten? Gelin kızı mağarası mı demişti? Gelin kızı mağarası. Evet, ama lanetli mağara diyor ama ismi gelin kızı gelin mağarası. Kızı mağarası. Gelin kızı mağarası demişler. Evet. Evet bak, onu hatırlatılıyordu. Gelin kızı. Ama ben orada şurada tutuldum Kemal abi. Lanetli bir mağara ama niye gelin kızı mağarası diyorlar? Acaba şeyden mi hani, tam evlilik aşamasında iftira atıldı. Evet. Ha bu arada arkadaşlar, daha sonra tabii kıza iftira atanların birçoğuna inme, kimisi dedim ya işte çenesi tutuluyor, kimisi konuşamıyor, kimisi felç oluyor. Daha sonra kız
ortadan kayboluyor. Yani ona iftira atanlar cezasını çekince kız ortadan kayboluyor. Dönem dönem, dönem dönem, onu da bak iyi ki hatırlattın Kemal abi. Dönem dönem hala mağaranın buradan, köyü göreceksiniz biraz sonra. Mağaranın buradan kızın göründüğü rivayet ediliyor. Görenler oldu, yani gördük diyenler var. Dedim ya işte biz efsaneleri kovalıyoruz. Şehir efsaneleri bunlar. Ben inanıyorum. Böyle konulara çok inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Daha fazla uzatmayayım. Kemal abicim sen de istersen hem şöyle arkandaki arazi alıp sen de kısaca istersen bir şeyler söyle. Vallahi arkaya git be. Şimdi bu hafta yine çıktık bir maceraya. Evet. Biraz kolay geldik belli bir noktaya kadar ama ondan sonra yürümek zorunda ve inmek zorunda kaldık. Sert bir yer. Güzel bir çekim olacağına inanıyorum Serhat'la. İnşallah. İnşallah. Varsa var, yoksa yok. Böyle yerlerde neden korkuyorum Kevin abi biliyor musun? Şimdi oraya kadar gittik, girmedik ya. Bir giriyormuşuz, duvar çıkıyormuş karşımıza ama olsun. Biz başladık arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi şöyle göstereyim Kemal abicim. Şuradan, şu zirveden doğru geldik, indik şuralardan. Şöyle, şöyle göstereyim Kemal abicim. Şuradan bakın arkadaşlar. Şu çubuğun ucunda köyü görüyorsunuz. Olmazsa biraz yaklaştırırım. Kemal abi şöyle yavaş yavaş ben yürüyeyim. Sen arkadan yürü. İstersen önden şeyimizi, poşetimizi al abi. Dağlık bir arazi. Bakın şurada şöyle yapacağım. Biraz uzak ama şöyle köyü sunmayalım. Köy şurası arkadaşlar. Şöyle dağın yamacına kurulmuş bir köy. Etraf zaten böyle gördüğünüz, alabildiğiniz ıssız bir yer. Şunu hemen düzeltelim. Şimdi böyle yerlerde çok heyecanlanıyorum. Neyle karşılaşacağız? Bölge ayı popülasyonunun, yaban domuzu popülasyonunun olduğu bir bölge. O yüzden böyle yerlerde Kemal abi şuradan mı değil mi? Unuttuk. Zaten buraya geldik, hemen şey yapmayalım dedi. Hem de araziyi size gösterelim adına. Mağaranın ağzını bulduk. Sonra dedik ki şuradan gireceğiz. Ha, şuradayız, evet. Şuradan gösterelim yine. Yine açıyı göstereyim. Hani şeyi ayarlıyorum Kemal abi. Acaba mağaranın ağzından, hani köy şurada kaldı, burayı görme şansları var mı? Önümde bir ağaç var. Ne ötüyor? Kemal abi tutsana bunu. Bir şey ötüyor. Ne ötüyor? Açıldı mı? Kameradan değil, değil mi? Yok, kameradan değil. Şu şey açılmış olabilir. Evet. Evet. Şunu da açtı mı? Sana. O öttü. Yok, o dışarıda dursun. Şurada öttü çünkü. Şuradan yürürken öttü. Neyse, niye öttü? Saatlerimiz şu an. Hemen bakalım. Telefonumuzun saati ne kadar? Saat 7 oldu mu Kemal abi? Şunu şuraya koyayım ben. Henüz bilmem şey var ama mağara zaten bir yaşam gördüğü belli. Kemal abi değil mi? Bu alan falan çok kıymetli. Evet. Saatimize bakalım abi de. Bir şey test edeceğim. Domuz kazmış buraları bak. Evet. Neden kazıyor biliyor musun? Neden? Dünyanın en iyi mantarı olan türüfü buluyorlar. Değil mi? Türüf mantarını. Türüf mantarını buluyorlar. Yolda gelirken de unutmazsak çekelim. Ne gördük Kemal abi? Şey gördük. Zambak. Dağ zambağı. Dağ zambağı ama mükemmel renkteydi. Sen demiştin. Koparmakta yasak. 350 bin lira. 350-370 civarında cezası var. Saatlerimiz 18-19. Evet, 18-19'da giriyoruz Kemal abi. Hiç uzatmadan girelim. İçimde bir garip tedirginlik var. Giriş güzel. Meşhur gelin kızı mağarası. Niye gelin kızı mağarası? İşte baba
Gelini buraya koymuş. Kemal abi şeyi aldık mı? Ne? Işıklarımızı aldık. Benim cebimde. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi etrafımıza baka baka. Ne kadar sessiz değil mi? Şu an gördüğüm kadarıyla mağara insan eliyle açılmış değil. Doğal bir mağara ama mutlaka burada bir yaşam vardır. Şöyle etrafa bakıyorum. Herhangi bir su şişesi, herhangi bir insan ırkının bıraktığı pislikler göremiyorum. Bak şurada bir kalsit oluşumu var. Şu ışığı da yakalım Kemal abicim. Biraz şimdi herhalde rampa aşağı ineceğiz gibi gözüküyor. Şöyle önüme baka baka ineyim. Sen arkadan beni kolla abi. Ama bak burayı sanki basamak yapmışlar gibi ya. Hani sanki bu taşları birisi koymuş gibi değil mi Kemal abi? Acaba şey demişlerdi, mağarayı kapattılar. Mağarayı kapattılar. Hı hı. O taşlar mı acaba? Olabilir. Şurada bir havlandırma şeyi var çünkü burada aşağıda yarasa pislikleri var. Bak abi şuradan su almış, şu güzelliğe bak gelmiş. Bak gelmiş gelmiş şurada. Görüyor musun? Ne kadar güzel oluşturmuş. Bastonunu istiyor musun? Şimdilik dursun. Onu taşıyamam ki. Sen de dursun. İleride lazım olur mu? Sanmıyorum. Bırakayım mı? Bırak oraya. Şu kenara bırak abi. Ben yavaş yavaş gidiyorum o zaman. Ooo yarasalar da çok büyük Kemal abi. He. Bunlar şimdi biraz sonra çıkarlar. Bunların beslenme zamanı geldi. Burası yalnız çok dik ve çok kaygan. Dikkat edelim de sen dikkat et. Ben senden korkuyorum çünkü sen çok hızlı hareket ediyorsun. Beni de götürürsün yanında. En çok ondan korkuyorum ben. O yüzden çok yakın yürüme bana. Uzak dur bana. Kemal abinin çok arkadaşlar uymadığı bir kural var. Böyle yerlerde çok hızlı hareket ediyor. Böyle yerlerde arkadaşlar yavaş bastığınız yerlere muhteşem güzel bir yer. Bastığınız yerleri kontrol ederek evet burada bak çok güzel bir oluşum var abi. Şuna baksana sanki elizle yapılmış. Çok dik burası. Evet çok dik. Sen çok arkamdan yürüme çünkü sen kayarsan beni de düşürürsün. Mesafe koyalım. Evet arkadaşlar bu da bir öğreti. Böyle yerlerde arazide ve mağaralarda yürürken mutlaka aranıza mesafe koyun. Yani şimdi o arkamdan gelip düşerse beni de düşürür. İkimiz de şuraya yuvarlanırız. Bak şu sanki şurada bir şey gördüm. Şuna bakar mısın elinle abi? Bak şu ışığı tuttuğum yerde görüyor musun? Işığı tuttuğum yerde. Şurası mı? Evet. Bak. Evet kare oyma gibi. Bir şey bu insan eli değmiş sanki. Evet. Bir heykel gibi mi acaba? Değil mi abi? Evet. Bak şurada bir işaret var bariz. Şurada. Evet bak. Evet. Şura. Evet onda bir ciddi işaretler var. Sanki bir heykelin parçası gibi Kemal abi bu. Bir sanki kırılmış bir heykelin parçası gibi. Yaz şu giriş falan ne kadar güzel. Şimdi şurayı inceleyelim. Buradan bir yeşil boya gibi bir şey yapmış Kemal abi. Yosunlanmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yosun değil bak. Yosun mu bu? Su akmış. Yeşil boya gibi bu. Evet boya gibi de. Burası yeşil boya. Bunu yorumlarda bilenler yazsınlar. Bu konuda bilgimiz maalesef yok. Şu ne? Bak kristal. Bunun içinde kristaller var. Bak şunlar kristal. Bunlar kristal bunun içinde. Kristaller var. Kuvars. Değil mi? Evet kuvars. Kuvars. Yanımızda bir şey yok değil mi kırpı? Alacağım. Güzel bir taş bu ya. Evet evet çok güzel. Abi mağaranın girişi bile. Ya, bak şu taş bile abi. Bir el işçiliği var şu taşta Kemal abi.
Görüyor musun? Açım. Oo, buradan gidiyor bak içeri. Çok iyi. Görüyor musun? Evet. Kamerayı gördün mü? El bile girmez ama. Şu aşağıya da bak, burası da kapanmış, görüyor musun? Evet. Ama şurası nizami açılmış yani. Bir hayvan falan açamaz o. Şimdi sen müsaade et, ben şuradan ineyim. Sen nereden? Bak şuradan çok ineceğim. Çok büyük. Evet. Yuvarlanırsan, yuvarlanmamak için şöyle yapacağım bak. Şurayı kurtardığım zaman, şurayı da kurtarırsan, hep diyorum ya, küçük adımlar çok zorla kaldığınız zaman poponuzun üzerinde. Burası çok dik. Bastığınız yerleri, tutunduğunuz yerleri çok dikkat edin. Ve benim şu an yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar. Eldiven takın. Eldivenler nerede? Var şimdi. Cebimde. Ver bana. Takacağım şimdi. Dur şuraya düzlüğe ineyim. Yalnız çok enteresan bir şey var burada abi. Abi şu güzelliğe bak ya. Tavana bak ha. Tavandan ziyade. Bak şurada bir şey fark ettim mi bilmiyorum. Duvar var. Duvar var şurada. Bak. Bir yaşam olmuş muhakkak ki. Mutlaka olmuş. Yani şu sarkıtlar, bak şu duvarlarda bilmiyorum gözüküyor mu sarkıtlar. Binlerce yıl. Ama burası büyük bir toplantı salonu. Yerler böyle. Şurada sanki çok eski bir ateş yakılmış gibi. Kemikler var. Nerede? Evet, onlar hayvan kemiği. Hayvan kemiği. Hayvan kemiği nerede? Şimdi ya şu an hani şu gözün çektiği pikselde bir kamera olsa şu gözümüzün gördüklerini izleyiciye gösterebilsek var ya. Onun güzelliğine bakar mısın? Şimdi bizim şu yaptığımız iş abi nesi güzel biliyor musun? Nesi seviyorum. Bak şimdi biz buraları biz görüyoruz ya. Evet. Ve birçok kişi bizle beraber yeni görüyor ya. Evet. Bu beni mutlu ediyor. Ama buraya bu ana kadar verdiğim bu emek, bu efor unutuluyor gidiyor. Şimdi burada şey demişim. Bir de tabii beğen tuşuna basarsanız o da şey yazar. Sen de başladın dilenciliğe. Şimdi Allah'tan ziyaretçiler, seyirciler de kıymet biliyor. Ben tabii tabii. Kadarıyla yani. Bak abi bu bir sarkıt mı? Bir heykelin parçası mı? Bu dikit abi. Dikit milyonlarca yılda. Ama olmuş. Nerede? Kırmışlar bunu. Devamı varmış, kırmışlar. Yani, kırmış. Ama buraya bak bir insan gelse burada mutlaka bak biz insanoğlu şey bırakırız arkadaşlar. Yani su şişesi, sigara izmariti mutlaka bırakırız. Şunlar mesela. Sen abi bak şuna bak. Bak şu plaka gibi. Bak. Şunu görüyor musun? Bakın arkadaşlar. Bildiğim böyle plaka gibi şuradan düşmüş. Böyle bir bu doğal bir şey değil bence abi. Tamam şu doğal. Hani şu doğal. Ama bu bir duvar gibi bir şeymiş. Ne dersin? Ya da milyonlarca yılda oluştu. Damlaya damlaya. Abi şu güzelliğe bak. Sanki bunların hepsi birer sanat eseri ya. Sanat eseri. Yaratanın sanat eseri. Şuna milyonlarca basın. Yılda oluşabilen oluşumlar. Arkadaşlar bana mı öyle geliyor? Acaba ben buradan hani gözle gördüğüm için. Tamam bu sarkıt evet. Bak kristal. Kristaller. Ama şuralar sanki bir insan eliyle olup abi şeylere bakar mısın kristallere? Bak burada var ya bak, bu kristallerden biz geçmişe dönük iletişimler alabiliriz. Çok güzel ama. Şuralar bak. Evet. Harika. Doğal. Doğal arkadaşlar. Şu öyle. Peki bu şu yerdeki taş parçaları nasıl gelmiş olabilir abi buraya? Bak bu şu ayağımın altındaki bunlar, de kristal. Evet.
Çok kristal ama birisi tarafından kırılmış mı bunlar? Ya da aşağılar. Dur bakayım. Ses. Yarasa ses. Şu tamam bak abi, şu bitirmiş olayı. Arkadaşlar bilmiyorum görüntüde nasıl gözüküyor ama muazzam bir görüntü. Milyonlarca yıl arkadaşlar. Şunun oluşması milyonlar. Yarasa sesini duyuyor musun? Yakın çekim yapalım. Şuraya bakar mısınız? Bu sesler yarasa sesi mi abi? Evet. Kemal abi şurada mutlaka bir iki fotoğraf çektirmem lazım. Arkadaşlar ben böyle yerlere gidip fotoğraf çektirmeyi unutuyorum. Sonra Instagram'da hiçbir şey, ama şunlara baksana abi, milyonlar. Milyonlarca yıl. Abi sanki bak hep yaşayan birileri var orada. Hepsi saklanmış gibi bak. İleride görüyor musun? Heykel gibi duruyorlar. Ben böyle yerlerde hep şunu diyorum. İzliyorlar. Şunun güzelliğine bak Kemal abi. Hafif nem başladı. Kaygan olabilir, çok dikkatli. Evet. Şuna baksana. Dermişim ve buradan geliyor böyle. Milyonlarca yıl. Roma bak. Sütunu gibi baksana. Evet. Bak şunlar. Sanat çaresi. Şunlar. Her yerdeler. Şuralara bakalım. Şuradan ineceğim. Bak şu. Evet. Bu abi doğal değil, şu ışığı tuttuğu bir yer. Orada bir insan çalışması yapılmış. İnsan evdeymiş ama tabi. Yukarıya da orada bir şey var bak, biliyor musun? Evet, şu ışığı tuttuğum yerde arkadaşlar. Tabi buhar ağzımızdan çıkan şu an soğudu arkadaşlar. Şeye bakalım. Derecemize bakalım. Kaç dereceye düştük? Şöyle durursak. Şunu da açalım tekrar. Şu an 22 dereceye düştü. Demin 29 dereceydi. Düşüyor. Evet. Ben de bunlar ne zaman çıkacak diyordum Kemal abi. Evet. Buraya defineci kabilesinden birileri uğramış. Buraya bir defineci kabilesi uğramış abi. Burada da büyük ihtimalle bir işaret bulup bir yeri kazmış olabilirler. Çuvalların içinde ne var? Evet arkadaşlar, bu kabileler mağaralarda yaşarlar, mağaraları mesken ederler ve mağaralarda her türlü gördükleri işaretlerin altında zengin olma hayaliyle yaşayan kabilelerdir. Defineci kabileleri özellikle zengin olma hayaliyle ve lanetlenme ve aynı zamanda musallata uğramak isteyen bu cin kabileleri böyle yerlerde gelirler, çalışırlar. Böyle zararlı maddeler içerler. Tarihi yok ederler. Ve derler, sonra derler ki biz buralara girdik. Buralarda sigara içen ejderhalar gördük diye anlatırlar Kemal abi, değil mi? Abi burası neymiş ya? Bir ayrı bir oda değil mi Kemal abi? Oo, şu güzelliğe bak. Bak şunu ben uzaktan böyle
Bir duvar diye İçeriye gördüm. girsene bak. Girmez miyim abi? Buraya kadar gelmişim. Hayvan falan var mı diye bakacağım. Bak şunlar hep kristal. Kristal Allah. Çukurmuş burası. Bu kristallerden iletişim kurabiliriz. Muazzam bir görüntü. Kemal abi buraya gel. Burayı gör. Arkadaşlar bakın. Buraya eminim birçoğunuz görmek ister. Binlerce yıldır oluşan şu sarkıtlara bakın. Şunlar şeydi değil mi Kemal abi, neydi? Yalancı altın. İsmi neydi? Şu an nutkum tutuldu. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Ya Rabbim sen ne güzel yaratmışsın. İşte diyorlar ya bak, mağaralar aslında bizim ciğerlerimiz, nefes alıyoruz. Evet. Şu yukarıya kaymadan çıkabilirsem. Çok dikkat et. Evet. Yukarı doğru gidiyor Kemal abi. Şu ışığı 2 dakika tutar mısın? Hayır, çok kayar. Çok kayıyor, evet de. Çok kayar. Ve bunlar şey. Hayır, önemli değil. Taşırım da. Kristal. Neyi taşıyorsun aslan parçası? Seni. Düştük mü? Ve taşıyorsun. Düşme, dikkat etmiyorum işte. İşte sen benim kadar dikkatli olsan gelene kadar ben bir şey. Dikkat et. Tabii çok kaygan arkadaşlar. Yani işin esprisi bir yana. Burada bastığınız yerlere abi şu güzelliğe bak. Gelin teline benzet. Neye benzet? Gelin teli. Değişik bir şey. Şurayı hatırlat Kemal abi. Videomuz bittiğinde dönüş yolunda buranın bir realsini ve fotoğrafını çekelim. Çok güzel. Baksanıza ya. Çok kayıyor ama Serhat'cığım, harbi çok kayıyor. Evet. Çok dikkat et. Baksana yukarıdan gelmiş. Abi. Şurayı göremiyorum. Kapalı herhalde. Ama şu görüntü muazzam bir görüntü ya. Şurada 2 dakika durduracağım. Evet arkadaşlar, 1-2 fotoğraf çektim. Şimdi buradan kaymadan aşağı iniyoruz. Devam ediyoruz. Çok güzel. Kemal abi çok kötü kayıyor. Bak. Çok dikkat. Bismillahirrahmanirrahim. Çok dikkat. Aman bak buradan da öbür tarafa giriş, demek ki burası kapanıyormuş. Şurayı yırtarsam ben bu işi başarırım. Önemli olan şu tümseyi inebilirim. Buraya da inmeyen en güzel yolu. Kesinlikle ve kesinlikle oturarak ineceğiz. Ama yine kayıyor. Evet. Devam ediyorum Kemal abi.
gördün mü? Şuradan mı devam edeyim? Aşağıdan mı devam edeyim? Karar veremedim. Şimdi sanırım şurada bakın. Buraya ya yarasa gübresi almak için geldiler. Çünkü oradan burası nasıl oldu? Büyük ihtimalle şu üstünde dolaştığım yer yarasa gübresi. Şimdi burada şuradan gidelim. Ya şuna bakar mısın ya? Kemal abi ışık lazım ya. Işıklar yetersiz kalıyor. Senin gelmen lazım buraya. Şuradan daha mı rahat ineriz acaba ya? Buradan geçiş yok. Şu taraftan daha rahat geçeriz. Işıkları hep bu tarafa tut Kemal abi. O aşağısı kapalı. Şuradan daha rahat geçebiliriz. Abi şu güzelliğe bak maşallah. Buradan nasıl ineceğiz biz ya? Bak bu. He? Bilmiyorum ki. Bende değil abi, niye bende olsun? Elindeydi. Burada şöyle bir şey var ama şurada aralarından buradan aşağı nasıl ineceğim? Burası sıkıntı işte. Buradan aşağı kamerayla inemem. Çünkü çok dik. Ben burada kamerayı kapatayım. Şu aşağıya inince açayım arkadaşlar. Çünkü çok dik. Evet. Zor da olsa indim. Şuradan geçmek çok mümkün değildi. Bir saniye Kemal abi, ben önümden çekeyim. Yavaş abi. Çok kayıyor. Önce ben indim. Oh, nefes nefese kal. Arkamıza bakalım da. Önce bir. Kemal abi benim taktik bak. Önce ayağını şuraya koy, otur. Şuraya koy. Sonra şuraya. Sonra şuraya, sonra buraya. Arkadaşlar kamerada size belki çok dik gibi gözükmüyor ama taşlar çok kaygan. Evet, biri oraya abi. Şimdi öbür ayağını oraya indir, onu aşağı indir. Yavaş hareketlerle Kemal abiciğim. Çok kayıyor, Allah muhafaza. Önünden çekeyim, düşersen hiç olmazsa bölüyor. O kadar mağaraya girdik. Çok kaygan. Ben bu kadar kayan taşlar görmedim. Yavaş, yavaş abi. Hoplayıp zıplayan adamın ilişime bak. Evet, yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş şu an. Şimdi ben neyi düşünüyorum? Oradan nasıl çıkacağız? Ama çıkarız Kemal abiciğim, şimdi işte ben ilerlerken sen şuralardan görüntüler al abi. Devam ediyor. Burada küçük, büyük ihtimalle yarasa kemikler. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Sanki Kemal abi, dev bir platodayız. Hayır, dev bir hayvanın midesindeyiz, böyle içinde dolaşıyormuşuz gibi. Sanki şu bağırsakları, kemikleri falan. Çok değişik bir duygu şu an. Çok değişik şeyler hissediyorum. Yarasa sesleri. Şöyle yerlerden çok uyulanıyorum. Oralarda bir kere başıma gelmiş. Şurası çok kayıyor. Allahu ekber. Tövbe estağfurullah. Şimdi buradan kendinizi de bırakamıyorsunuz çünkü o kadar kayıyor ki. Kemal abi seni şuralara sokacağım kesin. Ben girmeyeceğim, seni sokacağım şuralara. Hayvan kemikleri var orada.
Önce şuraya geç. Abi. Kemal abi bir de biraz hızlı gelirsen. Işığın bana lazım. Tabii gel sen abi yanımda dolaş. Yanımdan dolaşırken çek. Mesela bak şunlara çok ışık olsun ki bu emeğimiz sevgili izleyicimiz görsün buraları. Buralar bir tarih. Yani oradan gidiyor görüyor musun? Bak oradan gidiyor bir. Şuradan da gidiyor. Bak evet. Şuralar da. Acaba? Hayvan kemikleri var yerde. Kapalı mı orası? Gidiyor bekle bakalım. Gidiyorsa geleceğim. Gidiyor mu? Yoksa burada, şurayla mı buluşuyor? Buraya buluşuyor ya. Burayla değil mi? Evet. He. Geliyorum. Tamam gel. Gel abi şu. Oraya nasıl çıkacağız? İşte burada hemen arkadaşlar bu gibi yerlerde dublör kullanacaksınız. Beni salıyorsun. Dublörüm Kemal be. Şuraya tırmanmaya gözüm yemiyor. Şuraya baksın. Gider çabuk. Şimdi bunları çek abi. Işığımız bu olsun çek bunları. Bir de mümkün olduğu kadar ışıkları kameranın olduğu yere tut ki ışığımız çok güzel olsun. Bu görüntüleri görmeyen yüz binlerce insan var. Buradan bir bakayım mı içerisi nereye gidiyor? Tamam. Önce şu aşağıları bir keşfedelim. Bir de Kemal abi hatırlat da şu kristallerden bir parça alalım giderken. Dışarıda denk gelenler var. Onlar çek, güzel. Çıkış şurada ha. Burası sanki bir toplantı. Buradan da gidiyor sanki. Bir toplantı salonu gibi değil mi Kemal abi? Evet. Değil mi? Bak şuralar acaba toprakla mı kapanmış Kemal abi? Ve bir yol biliyor musun? Ya aşağının havalandırma bacası ve nizami açılmış. Bu ne iskeletiymiş? Yabani hayvan iskeleti ama kafaya baksana. Bu büyük ihtimalle abi. Büyük ihtimalle çok değişik bir kafatası ya. Ya şu üst kafatası bu şey olabilir yani, abi. Tilki, kurt, çakal. Ama bunu ne yemiş burada? Bunu yiyen bizi de yiyebilir. Bu büyük ihtimalle çakal, tilki. Çünkü bak şu şuraya giriyor. Bak bu dişi kırıldı. Hayvanın dişine kırıldı. Şuraya giriyordu. Hayvanın burada dişi çıktı. Rahat bırakalım. Ama bunu burada ne yedi? Bu yarası olamaz. Yarası hayır, kafası. Hayır yarasa. Ya tilki. Farklı bir hayvan. Ama bunu buraya getirip ne yedi? Veya buraya geldi burada öldü. Ama bak şurası. Şuraya bir gidemedim. Bir gitsene abi. Orası su yolu mu açılmış? Yoksa şey mi? Elle bir açılmış. Havalandırma bacası gibi değil mi? Başka bir odaya bağlıyor ama çok dar. Çok dar evet abi. Çok dar. Yani ben bile geçemem. Sen değil senin kafan geçmez oradan şu an. Çok dar ya. Arkada oda var. Oda mı var? Evet. Bak abi neden şüphelendim biliyor musun? Bak kamerayı ver abi. Ha bir alsan abi. Şu yanını şunu sökeyim. Sök onu. Başka türlü ayaklarla girmez abi. Bir de kolunu uzatabildiğin kadar uzat abi. O odanın şu taştan şüphelendim. Dur şunu açayım ben. Şunu da uzatırsan daha rahat uzatırsın. Işığı da... Gerçi onun ışığı var. Kolunu uzatabildiğin kadar uzat Kemal abi. Tamam zorlama geçemezsin. Burası daha güzel. Sarkıtlar, dikitler. Acaba öbür tarafa mı geçiyor ya? Sanmıyorum buranın bir bağlantısı olduğunu. Farklı bir oda. Sanmıyorum. Nerede? Nereye? Şöyle bir duvar var. Gördüm de bölmek istemedim ben seni.
Hatta şunlara bak. Bak evet. Tut. Onlar? Bak şunlara bak. Bir dakika dur. Burada arkadaşlar kesebilirim, şeyi takacağım. Evet, şu an gördüğüm kadarıyla bunlar suyla falan oluşan şeyler değil. Bak şu şeyi gösterelim Kemal abi. Şu duvardaki düzlüğü gösterelim. Ve bunun arkası da sanki o oda olabilir diye düşünüyorum. Bak. Burası zaten havalandırma gibi. Yani şeyi düşünüyorum, acaba yavaş tutayım mı? Su mu? Yok yok. Su mu açtı? Şimdi arkadaşlar, efsane gelin mağarası. Hikayeyi anlattık ama şu an muazzam değişik duygular içerisindeyim. Muazzam bir yapı. Çok mağaraya girdim. Bu kadar güzel sanatsal bir çalışma görmedim. Yani yaradan öyle güzel çalışmış ki mükemmel. Sanki heykeller bizi izliyor. Muhteşem güzel ve eminim şu ana kadar sizler de mutlusunuz diye düşünüyorum. Şuraya bir devam edelim Kemal abiciğim. Sen de mutlusun değil mi Kemal abi? Bak yani Kemal abi. Kristal, bildiğin kristal bunun için. Dediğin gibi bir çok mağaraya geldik fakat. Bak burada bence orada gördüğümüz Kemal abi yarasa pisliği için gelmişler. Evet. Burada bir definici çalışmamış. Yok yok, o büyük ihtimal yarasa pisliği için gelmişler. Çünkü bastığım yerde çok var. Biliyorsun yarasa gübresi çok faydalı. Tarımda özellikle. Burada da bir Serhat burada da var. Dur abi şu kamerayı da sileyim. Kamerada bir tuhaflık var. Kamerada bir karıncalanma var. Ve bu emeğin boşa gitmesini istemem. Kemal abi, şu an benim gözlerim hiçbir şey görmüyor. Niye? Bilmiyorum. Gerçekten. Vallahi şu an hiçbir şey görmüyor gözlerim. Tutsana şunu iki dakika. Harbiden görmüyor gözlerim. Allah. Işığı tutma bana. Karanlığa gideyim. Işığa baktım, o yüzden mi acaba? Olabilir. Sen şu an ekrana baktığın zaman ne görüyorsun abi? Şu an ekran kapandı. Dur, parmağını da... Bir dakika dokunacağım ben. Tamam. Ekrandaki görüntü nasıl şu an? Gayet iyi. Siyah beyaz değil mi? Yo. Ben niye siyah beyaz görüyorum abi? Bak. Şu an siyah beyaz değil mi görüntü? Yo. Benim gözlerim gitti ya. Allah Allah, ciddi söylemiş, şaka yapmam. Gözlerim gitti. Hani şey, kurgu falan da yapmıyorum. Şu an görme bozukluğu içerisindeyim ya. Dur bakayım, ışığa baktım diye mi? Işığa baktım diye bir şey yapabilir. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, ışığa bakmayacağım. Gözlerimde şu an sıkıntı oldu. Burada bir iki dakika duralım hani. Şaka yapmıyorum. Hakikaten ekranı siyah beyaz görüyorum ve bulanık görüyorum. Bir karanlığa alıştıralım gözlerimizi. Bir de. Şimdi arkadaşlar, şöyle burada durdurdum biraz. Gözlerimde parlama vardı. Herhalde şekerim düşmüş olabilir. Şimdi iyiyim, biraz mola verdik. Şöyle oralara baktık zaten Kemal abiyle. Şurada şeyi buldum demin dinlenirken. Kemal abiyle tartıştık. Burada bir kemik ama leğen kemiği dedi Kemal. Kemal abi. Bir hayvanın leğen kemiği bu. Evet. Kalça kısmı yani. Yo bak, bu kaplumbağanın alt kısmı. Değil mi? Kaplumbağa. Kaplumbağanın alt kısmı. Evet, mantıklı, kaplumbağa. Şimdi nerede kalmıştık? Şuraya baktık. Muazzam bir mağara. Bir ara şu an mesela güzel görüyorum. Çok bulanık görmeye başladım. Büyük ihtimalle ya tansiyonum ya bir şey oldu. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir yer var. Devam ediyor. Burada kalmıştık ama şu güzellikleri bir daha görmenizi istiyorum. Şu muazzam sarkıtları. Kemal abi şurada şöyle bakalım gidiyor mu? Bir de yukarıda bir gidiş vardı Kemal abi. Burası gidiyor. Gireyim mi? Sen bir girsene abi kameraya. Şeyini alsana. Dur ben al, çıkayım. Kapını alsana. Kapına sen dikkat et. Tamam. Oo, gel sen de gel. Geliyorum, sen tut bunu. Sen ilerle biraz. Bir dakika. Bey. Yavaş. Aman abi.
Şu güzelliğe baksana abi ya. Nasıl bir güzel. Kristaller. Bunlar düşme. Düşüp durumu buna kırma geri giderken. Bak şuradan bir kaydırak gibi aslında Kemal abi. Şuradan vişit diye kayacağız. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Burada demin bizim üstte bak bunun üstünde de bir yer vardı değil mi? Aha. O ayrı galiba. Bak Kemal abi. Evet. Burada ben bir şey fark ediyorum. Nerede? Bilmiyorum ama. Bak şunlar. Dur çekileyim de. Şöyle gidiyor. Bak şunlar. Abi. Doğal değil bunlar. Bu bir duvar gibi. Zamanla bir insan eli değmiş. Evet yavaş yavaş aşağı doğru devam edelim. Abi dikkat et abi ama. Dikkat et abim benim. Kayma. Evet. Buradan nasıl düşünmez? Düşünür. Çok dikkatli. Çok kaygan bak. Kristaller. Dön abi öbür tarafa öbür tarafa çekil. Görüntü alalım. Yavaş yavaş çok hızlı döndürmeden görüntüyü güzelce alalım Kemal abi şimdi. Allah. Yaşandım ya şu güzelliğe bak. Şu an bak biz mağaranın daha farklı boyutuna gidiyoruz Kemal abi. Değil mi? Evet. Şu tavana bakar mısın? Çok hızlı çevirmeden yavaş yavaş abi. Tüm ayrıntıları alarak. Bunlar ne olabilir ya? Yaprak. Ama ne yaprağı? Yabani bir hayvan getirip yuva yapmış olabilir. Baksana. Evet görüyorum. Görünüyor yaprak. Bak kristalleşme. Çok güzel olmuş ya. Şuraya bak. Bak buz gibi olmuş. Bu. Evet. Onlar kristal abi. Evet. Sanki bu zamanla kuvarslaşıyor. Kristalleşiyor. İşte bunlar hep kayıt alıyor abi. Bunlar şu an mesela bizim sesimizin kaydını alıyor. Yukarıdan buraya geliyor büyük ihtimal. Bak gel başını kaldır. Abi şey yapmayacağım. Çözdüm. O, yukarıda bir şey var dedik ya. He. Ama sanki oradan da gidiyor gibi ya. Evet. Başımı çok kaldırmayacağım. Bu iki de bende şey oluyor. Başımı böyle çok kaldırdığım zaman yukarı. Baş dönmesi mi yapıyor? Baş dönmüyor. Ya kristaller oynadı. Vertigo falan yok değil mi sende? Yani bilmiyorum ki yaş oldu 51. Daha gençsin. Gencim tabii de. Kilo. Bak orta bak. Orada basamak var abi. Burası neymiş acaba? Gelin kızı mağarası diye geldik ama şu muazzam bir görüntü. Burası sanırım Kemal abi bu kadar. Ama çok farklı duygular yaşıyorum şu an. Ya burada bir yaşam olduğu kesin yani binlerce yıl evvel bir yaşanmışlık var. Evet doğal mağara gibi ama burada bak demir fazla siyahlaştığına göre oksitlenme mi var? Oksitlenme var. Evet şurası. Aa buradan devam ediyor. İşte olay bu bitti dediğin yerde başlıyor. Bence var ya o yukarıdaki yerde Kemal abi burayla bağlanıyor. Bak şimdi onu göreceğiz. Ben dur önden geçeyim. Sen popomu çekme. Gel abi. Gel Kemal abicim ya. Yukarıdan da gelseymişiz. Buradan kaya kaya gelecekmişiz Kemal abi. Buraya gibi bağlıyor değil mi? Tabii. Ama buradan gelmek de çok iyi yapmışız. Neden? Bak çevir kamerayı öbür tarafa. Oo. Şöyle şuradan alayım net görsünler. Biz buradan gelemezmişiz zaten. Ya oradan direkt aşağı kayarmışız. Ama muhteşem bir mağara ya. Tabii. Hakikaten gelin gibi. Sanki gelin kızı mağarası dedikleri kadar var yani.
Nerede yaptırdın? Ben onu düşünüyorum. Güzelliğe basın. Kameraya rahat gidebiliyor musun? Evet, sıkıntı yok. Sen dikkat et. Buradan sanırım iki video çıkartacağız. Şu an bir saat görüntümüz oldu bile. Şurayı alman lazım Kemal abi. Bak bunlar hep şu an arkadaşlar. Oradan da gidiyor oradan. Şunlar var ya Kemal abi, alır mısın? Bak. Şunlar var ya şunlar. Evet. Bak su. Binlerce yıl, milyonlarca ve kristalleşiyor. Şu an sinyal alıyor bunlar. Bak sinyal. Bakın su. Su damlası. Şu güzelliğe bakarsın. Buradan sinyal veriyoruz. Bizi kaydediyorlar şu an. Yalnız şurayı da çekmenizi rica ediyorum. Aşağı devam ediyor. Şurada aşağı devam ediyor ama şu taraf sanki daha iyi. Böyle devam ediyor ama şurayla bağlıyor galiba. Şuradan kayma. Şuradan sanki ben istersen bekle. Önce bakayım. Şuradan sanki daha rahat, daha rahat. Şuradan geçiş var mı ona bakacağım. Galiba şuradan yoksa oradayız ama dikkatli bas. Dikkatli bas. Burası da. Burası devam ediyor. Şuradan geçiş yok. Kalıyor mu? Oda gibi mi orası? Dur bakayım bir dakika. Evet, orası oda. Burası evet. Oda gibi ama şurayı inip şurayı çekmek istiyorum. Ben şöyle yapacağım. Her zaman istedim. Abi şu güzelliğe bak. Alır mı kamerayı? Bir dakika. Of. Şunları çekmek istiyorum. Şunlara bakar mısın? Bir sanat eseri ya. Geliyorum. Tutayım mı? Bir saniye. Şuradan daha rahat girsin. Gel. Al. Yavaş. Şunu çekmem lazım. Şuraları al abi. Ve şuraları al abi. Bak. Burası aslında açıkmış, akma olmuş. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Milyonlarca yıl. Kristalleşmeyi görüyor musunuz? Burada bakın. Su akmış akmış. Burada demek ki böyle bir yerde bakın izini göreceksiniz. Böyle bir gölet oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar orada kapattım. Oradan zaten geldik. Beni pedem sen versene. Oradan geldik zaten. Şuraya inelim mi Kemal abi? Ne dersin? İnelim. Yoksa önden gitsen mi? Gitsen yoksa ben mi gitsem? Bakayım yo Kemal abi. Burası. Evet. Burası. Maksat benim derdim şu. Gidiyor mu? Ben bir ineyim. Sen bir in. Şimdi iniş burada zor. Tabii kamerada belli olmuyor. Sen bir ama in, kamerayı ben sana vereyim. Tamam. Sonra ben ineyim. İniş kolay, çıkış da kolay. Biraz sıkıntılı kayıyor ama kayıyor. Çok kötü kayıyor. Çok kayıyor. Dikkatli olmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi gidiyor mu? Gidiyor. Ona göre ineyim. Şöyle şuradan bir bak sen ileriye. Gidiyor, gidiyor. Gidiyorsa ben geleyim. Evet, burada da bu bitiyor gibi ya da aşağı gibi gidiyor gibi. Sen gel istersen ya. Sen öbür tarafı çek, boş ver. Benim indiğimi nasıl indiğimi görmesin. Sır, ben de iyiyim. Burası da bir oda gibi değil mi? Evet. Ve öbür taraf uçurum Kemal abi. Ben bir gideyim, sen gelme. Biraz sonuna kadar çekim yapayım.
Sen gelme, çok tehlikeli buralar. Çok tehlikeli. Bizim gibi. Ben buralara gelmişken orada gidiyorum. Şu görüntüyü görmem lazım. Karşı görüntüyü gördün mü? Gördüm, ona geldim zaten. Ama şunu bir başlasın. Yo, iniyor buradan. Taşlar iniyor. Mağara devam ediyor. Güzel bir yarasa popülasyonu var yalnız. Yani bak, çok güzel nesnelleşmiş. Ama unutma, çok zor. Şunlar mesela bak, bu düşmüş. Şuna baksana. Ne güzel kriste. Buldun mu? Kırılmış. Devam ediyor mu burası? Aşağı devam ediyor. Gidelim dersen gidelim. Abi gelmişken. Saat 8. Gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Gelin mağarası. Muazzam bir yer çıktı. Ama ciddi anlamda çok güzel bir yer. Şimdi buraya kadar gelip buradan sonraya gitmezsek sıkıntı. İnmek kolay da ben çıkmayı düşünüyorum. Bunu istersen ben ineyim, kamera alırım senden. Çünkü kamerayla inmek büyük sıkıntı. Alayım mı? Şu an iniyorum, sıkıntı yok. Burası biraz sıkıntı. Şuradan gideceğiz. Nasıl bak? Damlıyor. Olmazsa. Böyle yerlerde ben hep neyi düşünüyorum biliyor musun? Hı. Nasıl çıkacağım? Oo. Biz şöyle söyleyeyim, Fransa'dan çıkarız. Aman abi, ama şunu çekmem lazım. Şunu çek abi, şunu. Şunu benim çekmem lazım. Uzatayım kamerayı sana. Yok, şunu da. Sen öyle bak, başka bir şey istemiyorum. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Şurada bitiyor mu Kemal abi ya? Hı? Bitiyor mu? Çektikçe çekiyor burası ya. İçeri çekiyor değil mi? Evet, ama buradan iniş çok kaygan ha. Ben ineyim dur bekle. Eğer şey yapmıyorsa, sen şimdi kamerayla ciddi sıkıntı. Eğer gitmiyorsa boşuna ineyim mi? Ki burada son buluyor gibi. Alayım kameraya, geleceğim. Çünkü. Geliyorum. Şu sağdan duvarda tutuyorlar Abdel abi. Yavaş yavaş abi. Zikzak çizerek.
gerek yok. Şuradan. Şurası daha basamaklı. Şu bile ne kadar güzel ya. Şu arkamdaki görüntüyü de almamız lazım. Nasıl olsun? Çıkışlar çıkıyor. Abi şuraya bak ya. Bildiğin. Güzel bir de bak ya. Allah'a bak ver. Abi yavaş, lütfen yavaş ya, lütfen. Şunlara bak ya. Ve yerler yarasa gübresi. Sanki yatak üstünde yürüyoruz. Evet. Çünkü ne biliyor musun? Yarasa bir kadar sıçıyorlar şu an kafamızda. Çıkmak istemiyorum, biliyor musunuz? Yani saat şu an 9'a geliyor. 21.00. Bu nasıl bir güzel oluşumdur? Bak sanki çıkış yoluna merdiven verdi. Evet dostlar, dönüş yollarını göstermedim ama bayıldım. Böyle muazzam işlenmiş, zamanında belli yaşanmış, binlerce yıl evvel burada bir yaşam vardı. Efsanesi gelin kızı mağarası, bir gelin buraya konuluyor. Daha sonra videonun başında anlatmıştım, bir de anlatmayacağım. Ama içeride gördüğünüz oluşumlar, binlerce yıl, milyonlarca yıl kristaller. Şuna eminim, şu an içerideki o kristalleşme yapı bizi kaydetti. Sesimizi buraya geldiğimizi kaydetti. Binlerce yıl sonra belki bu sesleri dinleyecekler. Ki biz bunu bir videomuzda biliyorsunuz. Orada kimse olmamasına rağmen sudaki frekanstan dolayı sesler duymuştuk. Ben çok beğendim. Çok yorulduk. Çıkış zorluydu. Çıkışta birkaç yer daha var. Oralara baktık ama şöyle söyleyeyim, kapalıydı. Bence çok güzeldi. Bu haftalık bu kadar. Dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, her çarşamba yeni bir konseptimiz. Zihin Atlası. Programımızın adı Zihin Atlası. Ziyaretçiler kanalı konseptine uygun konuların 30'ar dakikalık sohbetler halinde bilgilendirme ve konuşma şeklinde her çarşamba yayında olacağız. Her cumartesi yeni keşiflere devam edeceğiz. Haftada iki videoya çıkartıyoruz. Hayırlısı olsun. Evet. Buradan başladık.
ve muazzam görüntülerle bitirdik. Şöyle göstereceğim. Saatlerimiz girdiğimizde sanırım yanlış hatırlamıyorsam kaçtı? 5-5.5 civarıydı. Yok ya 6 filandı galiba. Başlangıcımız 5'ti buraya. Şuraya. Yok be abi saatimiz daha 8-12 geçiyor. İyi. Çok geç olmamış ama hava karardı. Şöyle yapalım. Dostlar bu haftalık bizden bu kadar. Her hafta yeni yerler keşfetmeye devam edeceğiz. Ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden veya WhatsApp hattımızdan bize yazın. Selamünaleyküm.